Geçtiğimiz haftalarda rapor skandalıyla sarsılan Iğdır, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte matem havasına büründü. Kent merkezinde Aşura çadırı kuruldu. Çadırın adı ise Kerbela'dan bir esinti, Aşura çadırı. Iğdır Müftülük tarafından hazırlanan rapor skandalıyla sarsıldı. Raporda da yer alan Muharrem ayının gelişiyle kent adeta matem havasına büründü. Zübeyde Hanım bulvarında açılan Aşura çadırı sabah erken saatlerden gecenin ilerleyen vakitlerine kadar açık tutuluyor. Çadırda Ehlibeyt kültürüyle ilgili birinci elden kaynak ve dokümanların yanı sıra Kerbela'da yaşananların canlandırıldığı Kerbela sahnesi de yer alıyor. Çadırı her kesimden insan ziyaret ediyor. Konu hakkında bilgi veren çadır görevlisi Fatma Aras, Kerbela'nın sönmeyen bir ateş olduğunu söylerken Aşure tatlısı geleneğine ilişkin de bilgi verdi. Çadırda 1400 yıllık matemi özetliyoruz. 1400 yıllık matem, yani yüreklerimizde bitmeyen aşkı özetliyoruz. Peygamberin evladına sönmeyecek olan meşalemizi, yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın çağlara, Zeynep Aleyhisselamullahi Aleyha'dan sonra onu biz çağlara yaymak istiyoruz. Aşura günü Aşure günü olamaz. Tatlı günü olamaz. Aşura günü Hazreti Peygamber'in torununun zulümle katledildiği gündür. Iğdır Günüşüğü Derneği Kadın Kolları Başkanı Belgin Yalçın ise Hazreti Hüseyin'in direnişin ve özgürlüğün sembolü olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 23. ayette sevgisi emredilen, sevgisi vacip edilen peygamber evlatlarının kim olduğunu ümmet tanımıyor. Evvela Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın gerçek kimliğini tanıtmak istiyoruz ve sonra da onun hedefini sizlere ve bizlere ve bütün ümmete anlatmak istiyoruz. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam zalimlerin önünde asla baş eğmedi ve susmadı. Bunun için gerekirse canını, gerekirse malını, gerekirse evlatlarını ve bütün sevdiklerini feda etti. O yüzden Hazreti Hüseyin Aleyhisselam bütün bir alem için direniş sembolüdür. Kerbela'dan bir esinti Aşura çadırı Muharrem ayı boyunca Iğdır Zübeyde Hanım bulvarında ziyaretçilerini bekliyor. Çadırı her kesimden insan ziyaret ediyor. Konu hakkında bilgi veren çadır görevlisi Fatma Aras, Kerbela'nın sönmeyen bir ateş olduğunu söylerken Aşure tatlısı geleneğine ilişkin de bilgi verdi. Çadırda 1400 yıllık matemi özetliyoruz. 1400 yıllık matem, yani yüreklerimizde bitmeyen aşkı özetliyoruz. Peygamberin evladına sönmeyecek olan Hazreti Hüseyin'in direnişin ve özgürlüğün sembolü olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 23. ayette sevgisi emredilen, sevgisi vacip edilen peygamber evlatlarının kim olduğunu ümmet tanımıyor. Evvela Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın gerçek kimliğini tanıtmak istiyoruz ve sonra da onun meşalemizi, yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın çağlara, Zeynep Aleyhisselamullahi Aleyha'dan sonra onu biz çağlara yaymak istiyoruz. Aşura günü Aşure günü olamaz. Tatlı günü olamaz. Aşura günü Hazreti Peygamber'in torununun zulümle katledildiği gündür. Iğdır Günüşüğü Derneği Kadın Kolları Başkanı Belgin Yalçınslı ile sarsıldı. Raporda da yer alan Muharrem ayının gelişiyle kent adeta matem havasına büründü. Zübeyde Hanım bulvarında açılan Aşura çadırı sabah erken saatlerden gecenin ilerleyen vakitlerine kadar açık tutuluyor. Çadırda Ehlibeyt kültürüyle ilgili birinci elden kaynak ve dokümanların yanı sıra Kerbela'da yaşananların canlandırıldığı Kerbela sahnesi de yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda rapor skandalıyla sarsılan Iğdır, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte matem havasına büründü. Kent merkezinde Aşura çadırı kuruldu. Çadırın adı ise Kerbela'dan bir esinti, Aşura çadırı. Iğdır Müftülük tarafından hazırlanan rapor skandalı.